Selim, abin nerede? Bilmem. Anne, oyun oynayalım hadi. Şimdi olmaz Tuğçe. Lütfen, lütfen, lütfen. Tuğçe, şimdi olmaz. Sabah erken çıktı galiba. Yok da. Vallahi bilmiyorum. Söylemedi bana bir şey. Peki. Neden gittin anneciğim? Neredesin anneciğim? Ne yapıyorsun orada? Hiç. Yoksa anneni mi bekliyorsun? Daha çok beklersin. Bak, benim annem saçlarımı yaptı. Ama seninkiler çok dağınık. Çünkü annen yok. Benim annem de buradaydı. Buradaymış. Küçük at da civcivler yesin. Yalancı. Öldü senin annen. Yalan söylemiyorum. Dün gece buradaydı. Bana masal anlattı. Yalancı. Sabah gitti. Ama yine gelecek. Beni alacak. Yalancı. Yok senin annen. İpek, Mert'le konser nasıl geçti? Hiç anlatmıyorsun. Anlatacak bir şey yok anne. Kimin konserine gittiniz? Ne yaptınız? İnsan bir şeyler anlatır. Daha sonra konuşuruz. Diyorsun kızım. Ne Elif'i ne yalanı. Elif diyor ki annem gece burada kaldı diyor. Yalan söyleme dedim. Annesi dün gece gelmiş bir de masal anlatmış. Tuğçe'nin dedikleri doğru mu Ayşe? Yok Ali Hanım. Nereden gelsin? Sabaha kadar annesini sayıkladı yavrucak. Sabah da ağlayarak uyandı. Nasıl özlediyse artık. Rüyasında falan görmüştür. Masal falan anlattı demiş. Nasıl bir rüya bu böyle? Çocuk işte Ali Hanım. Ben çıkıyorum. Hadi afiyet olsun. Oğlum daha yeni oturdun kahvaltıya. Okula gitmem lazım. Geç kaldım. Olamaz. Bu kadın buraya gelmiş olamaz. Bu sınıf yalan söylüyor. Beni delirtmeye çalışıyor. Hanımım sakin olun. Nasıl sakin olayım Gonca? Tuğçe'nin söylediklerini duymadın mı? O kız annem geldi dolaşıyormuş etrafta. Ah ben ne yaptım? Ben nasıl kaçırdım? Hanımım şimdi bir duyan olacak. Hem o kadın bu eve gelmeye cesaret edemez ki. Nasıl gelsin? Kimseden korkmadığı kadar korkuyordur sizden. Korksun zaten korksun. Ama yok bu böyle olmayacak. O küçük yılandan kurtulmadan bana huzur yok. Hanımım, asıl yılanın başı Ayşe. Bugün Şerife'ye Kenan Bey'i sordu. Bir diyeceğim var filan dedi. Kesin bir şeyler planlıyor. Bak kahretsin. O Elif kesin her şeyi anlattı. O Elif Kenan espiyonlayacak beni. Bak kahretsin.
Bir şey yapmamız lazım Gonca. Bir şey. Uf, daraldım şu camı. Açtım hanımım. O Ayşe denen kanı Kenan'ın yanından ayrılmıyor. O Kenan'a her şeyi anlatmadan benim ondan kurtulmam lazım. Haklısınız hanımım. Ancak o melekten de, o kızından da öyle kurtulabilirim. Peki öyle ama nasıl? Buldum. Buldum Gonca. Tuğçe'cim, bak sana ne getirdim. Çikolatalı vanilyalı kurabiye. O salağı vermedin değil mi? Kime? Elif'e mi? Hı hı. Senin en sevdiğin kurabiyeyi ben götürür müyüm ona hiç? Bunların hepsi senin için. Tuğçe. O kız senin için ne diyormuş biliyor musun? Ne demiş? Onun odasında ben kalacağım. Onun oyuncaklarıyla ben oynayacağım. Onların hepsi benim olacak diyormuş. Onu odadan atacağım, müştemilatta yatıracağım diyormuş. Zaten ben o kızı hiç sevmedim Tuğçiş. Sen de sevmedin değil mi? Hayır, sevmedim işte. Seni odadan atınca kendisine yeni oyuncakları aldıracakmış. Bebek evinin bile yenisini aldıracakmış. Babanla senden daha çok vakit geçirecekmiş. Geceleri de masal anlattıracakmış. Hayır, o benim babam. Ya evet anneciğim, torun olmuş. Geçenlerde çarşıda gördüm. O zaman bir ara tebriğe gitmemiz gerekir. Tabii tabii. Aptal, gitsene bu evden. İstemiyoruz seni. Benim kurabiyelerimden mi yedin? Sen aptalsın. Bırak saçımı. Nasıl alırsın benim kurabiyelerimi? Aptal kız, istemiyoruz seni bu evde. Ne oluyor? Allah Allah. Babamla da oynayamayacaksın. Aptal kızım. Anneciğim. Kızım dur kızım. Anneciğim. Kızım. Anneciğim dur kızım. Anneciğim dur kızım. Elif. Tövbe bismillah. Tuğçe, ne yapıyorsunuz kızım siz? Ya babaanne ya, benim odamı alacakmış ha. Oyuncaklarımı alacakmış. Bana ne, almasın işte, vermeyeceğim işte. Kızım dur kızım, dur tamam. Tamam anneciğim, tamam kızım. Tamam anneciğim, tamam. Tamam.
vermeyeceğim işte. Odamı vermeyeceğim. Oyuncaklarımı da vermeyeceğim. Benim her şeyimi alacakmış. Babam da onunla oynayacakmış. Babama bile alacakmış benden. Olur mu öyle şey kızım? Tamam, hadi sakinleş biraz. İstemiyorum işte. İstemiyorum. Gitsin bu evden. Gitsin. Niye geldi buraya? Gitsin işte. İstemiyorum. İç kuzum. İç de sakinleş. Ah yavrum, ne oldu ki böyle durduk yere? Biraz daha içmek ister misin canım? Anne. Annemi istiyorum. Anneme gidelim. Ağlama yavrum. Ağlama kuzum. Bak ben buradayım. Ağlama Elif'im. Talihsiz yavrula. Buyurun Ali Hanım. Gonca, Tuğçe'yi odasına götür. Tuğçe'cim hadi gel. Odana çıkalım biz. Anneciğim çok mu ağrıyor başınız? Birazdan geçer. Tuğçe'yi böyle gördüğünüz için çok özür dilerim. Hiç yapmazdı böyle şeyler. Kendi kızımı tanıyamaz oldum. O kız bu eve geldiğinden beri Tuğçe'ye bir haller oldu. Gerçi siz de fark etmişsinizdir ama... çocuğumun sağlığından korkuyorum. Özür dilerim. Sizin yanınızda da böyle... Çocuklarımız en kıymetlerimiz. Endişeni anlıyorum. Yani tabii öteki de çocuk. Ona da bir şey demiyorum. Tuğçe'ye özenmesini, hatta kıskanmasını da anlıyorum. Yazık ona da. Ama böyle giderse Tuğçe daha kötü olacak. Ben kendi evladımı düşünmek zorundayım. İşinize karışmak istemem. Yanlış anlamazsanız ben bir çözüm yolu buldum. Neymiş o çözüm? Ali Hanım, nasıl oldu inanın ben de anlamadım. 5 dakikalığına çıktım mutfaktan. Elif masada oturuyordu. Ben onun adına çok özür dilerim. Tamam Ayşe, daha fazla yorma kendini. Olan oldu artık. Ben ona tembihledim. Bir daha hiç müştemilattan çıkmayacak. En başından beri olmayacak bir şey oldurmaya çalıştın. Sen de çok yoruldun. Hem Tuğçe'nin iyiliği için hem de o kızın iyiliği için biz bir karar aldık. Nedir? O kızın madem bir ailesi yok, annesi ona bakamayacak kadar hasta, başka da hiç kimsesi yok. Madem öyle. Evet. Biz onu bir yetiştirme yurduna vermeye karar verdik. Ama nasıl? Bu çiftlikte kalması artık doğru olmaz. Bugünkü olaydan sonra daha büyük şeyler olabilirdi. Ali Hanım ne olur yapmayın. Bu konu kapanmıştır Ayşe. Kızın eşyalarını topla. Thank you.
teyze. Ne oldu? Yok bir şey kızım. Benim yüzümden mi ağlıyorsun? Ağlama ne olur. Olur mu hiç öyle şey ya? Ben bir şey yapmadım Ayşe teyzeciğim. Ben masada oturuyordum. Biliyorum kızım senin bir kabahatin yok. Aynı annen gibisin yavrum. Melek gibisin sen. Ah be Melek, neredesin ablacığım? Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Şuncağızın vebalini nasıl taşıyacağım? Ah Kenan Bey, bir bilseniz işin aslını. Bilmeli. Kenan Bey artık gerçekleri bilmeli. Anne, o kıza vermeyeceksin değil mi benim adamı? Verir miyim kızım hiç? Bu ev, bu oda, bu topraklar hepsi senin. Kimse alamaz senin elinden. Bu evin tek torunu, tek varisisin. Her şeyin sahibi sensin. Öyle de kalacaksın.